Bir şey söyleyeceğim. Benim senden bir isteğim var Veer. Bunun doğru bir zaman olmadığını biliyorum ama babamlara uğramamız gerekiyor Veer. Çünkü onunla konuşmalıyım. Yarın onların evlilik yıl dönümleri. Hem onu kutlamak istiyorum hem de gidişimizi onlara açıklamak istiyorum. Ona Amerika'ya gideceğimizi söylemem gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben üzerimi değiştirip geliyorum. Gidişimden dolayı mutsuz olduğunu biliyorum anne. Ama inan bana en iyisi bu. Ben sorumluluklarımdan asla kaçmadım anne. Ben burada yaşamaya devam ettikçe abimin şüpheleri asla bitmeyecek. Hem kendini hem de Ichcha'yı cezalandıracak. Ve her zaman Ichcha acı çekecek. Ama bu durumda senin bir kabahatin yok ki. Niye cezasını sen çekeceksin? Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ne yapacağım? Tüm bu olanlar benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Lütfen ağlama Ichcha. Senin hiçbir suçun yok. Olanların hepsi benim bu evdeki durumumla ilgili. Abim bana katlanamıyor. Ben senin geçmişinde... çok küçük bir parçayım Ichcha. Onun avukatlığını yapmıyorum. Sadece... onun yaptığı her neyse... bunun yanlış olduğunu çok iyi biliyorum. Ama Ichcha, onun durumunu da anlamalıyız. Doğruyu ya da yanlışı göremiyor. Sadece senin aşkın ve ona olan inancın ona güç verecek Ichcha. Bu yanlış anlaşılmayı sadece bu şekilde giderebiliriz Ichcha. Eğer ben senden uzak durursam, işte o zaman sana yaklaşacaktır. Bak, bunu söylemeye hakkım olmadığını biliyorum. Ama ben gittikten sonra lütfen kardeşime çok iyi bak. Çünkü abim benim aslında her şeyim. İkiniz de çok güçlü olmalısınız ve bu işi atlatmak zorundayız Ichcha. Ben ikinize de gerçekten çok güveniyorum. Anne, artık Ichcha ve abim sadece sana emanet. İki oğlumun da birlikte mutlu olmasını istiyorum. Ama maalesef kaderim öyle değilmiş. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Anne, yakında geri geleceğim, merak etme. Göreceksin anne. Bir gün abim Tapasya ve beni almaya gelecek. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे